Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş böyle çarık çorap yapımını göstereceğim. Eminim çoğunuz görmüşsünüzdür, çoğunuz da yapmışsınızdır belki. Çok hoş, çok güzel bir moda çünkü eskilerden kalma, eskilerden günümüze gelen bir model. Böyle bu şekil, şöyle ay, koluma geçiriyorum. Mankenimin ayağı kısa olduğu için onda şık durmadı. Böyle üst kısmı yamuk durdu. O yüzden elime geçirdim. Böyle bu şekil çok şık duran bir model. Çok da kolay arkadaşlar yapımı. Ayakta çok güzel duruyor. Evet, yapımı da bu şekil arkadaşlar. Sadece bu şekilde örerek gördüğünüz gibi lastik örgü böyle lastik örgü 10 sıra krem, 42 sıra yeşil, yine 10 sıra krem ördüm. Ben ama size santim olarak vereceğim arkadaşlar. Çünkü eliniz sıkı olabilir, geniş olabilir. O yüzden santim olarak da kremi 3. Şöyle 3 santim. Yeşili 12 santim kadar. Kremi de yine üstteki kremi de 3 santim. Eğer ki ben 38-39 numara ayak için yaptım. 12 santim kadar. 12 hatta 11,5-12'ye yakın. 11 santim yaparsanız 36-37 numara ayağı olur. 12-13 santim kadar uzatırsanız da 40 numara ayağı olur. Siz ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. İp olarak patik ipi bir tane krem bir tane de yeşil kullandım. Şiş olarak ise 3 numara. Şöyle 3 numara 3 milimetrelik şiş kullandım. Şöyle ne yapacağız? Bu kadar ördükten sonra arkadaşlar bu uç kısmı şöyle dikeceğiz. Şu kenarlara zincirle yuva yapacağız. Oralardan böyle bağcık geçireceğiz. Bu kadar kolay arkadaşlar yapımı. Yapmak isterseniz hemen şöyle kenara koyayım. Başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İpimizi ikiye katlayalım arkadaşlar. Bayağı bir uzun katlıyorum çünkü 100 ilmek başlayacağım. Böyle daha uzun. Aslında boyutu da iyi arkadaşlar. Şöyle boyutu iyi. Daha bir uzun yapmak isterseniz 110 ilmekte başlayabilirsiniz. Evet, şöyle hemen tekrar göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Evet, böyle ilmek atıyoruz. Böyle 100 ilmek atalım. Ben de atıp döneceğim. 100 tane arkadaşlar. Evet, atalım. Dönelim. Evet, gördüğünüz gibi 100 tane ilmek attım arkadaşlar. Şöyle şuraya düğüm atalım ki açılma yapmasın. Evet, bir düz, bir düz, bir ters yapacağız. Bir düz ördüm. Bir sonraki ilmeği ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. İlk sıra zor oluyor diye tersleri öndeki ilmekten alıyorum. Bir düz, bir ters. Evet, bir düz, bir ters yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bir düz örüyorum, bir ters örüyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna doğru geliyorum. Düz, ters örerekten. Sonunda düz ördüm. Son ilmeği örmeden alıyorum. İpimi öne aldım, örmeden alıyorum. Kenar düzgün dursun diye. Evet. Bir sıraya geçiyoruz. Kenar ilmeği ördüm. Tersi ters, düzü düz öreceğiz. Karşımda düz ilmek var. Düz örüyorum. Bir sonraki ters olduğu için ters örüyorum. Düzleri düz örüyoruz. Tersleri ters örüyoruz arkadaşlar. Böyle. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters, bir düz. Evet, böyle bir ters bir düz örerekten
Bu sıramızı da tamamlayalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Düz örüyorum. Son ilmeği ipimi öne alıp örmeden sağ şişime takıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. Bir düz, bir ters. Devam edeceğiz arkadaşlar. İpiniz kalın ya da ince olabilir. Eliniz sıkı ya da geniş olabilir. Şişlerimiz farklı olabilir. O yüzden 3 santim en ideal arkadaşlar, santim olarak ölçmek. 3 santim olasıya kadar böyle bir düz bir ters. Terse ters, düzü düz örüyoruz. 3 santim olasıya kadar örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi tamamladım arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. 3 santim bu şekil. 3 santim olasıya kadar ördüm. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Tersi ters, düz düz örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Evet, ön yüzde burası. Ön yüzü göstermek istiyorum. Bu altı düzgün olunca ön taraf oluyor arkadaşlar. Tersi de şöyle. Bakın. Burası ters kısmı. Şöyle çeviremedim. Evet, şu ikisini birbirine bağlarsınız. Krem ipimizi ben keseceğim. Diğer ipimizi keseceğiz dediğim gibi. Siz hangi renk ördüyseniz. Bir düz, bir ters. Örelim. 11 ya da 12 santim olasıya kadar böyle tersi ters, düzü düz öreceğiz. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Renkli ipimize geçtik zaten. Dediğim gibi bu şekilde devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi yeşil sırasında tamamladım. Şöyle cetvelle ölçmek istiyorum. 12 santim oldu gördüğünüz gibi. Şimdi krem ipime geçiyorum. Evet, krem ipimle yine tersi ters, düzü düz öreceğim. Bir ters, bir düz. Örerek devam ediyoruz. Krem ipimle de 3 santim olasıya kadar öreceğim arkadaşlar. Evet, krem ipimle 3 santim, yani aşağıdaki gibi, alttaki gibi 3 santim olasıya kadar öreceğim. Burada yeşil ipimi de keseceğim. Bağlayıp birbirine bu ipi, iki ipi. Böyle devam edelim. 3 santim olasıya kadar örelim. Ben de örüp döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi krem sırasında bitirdim. Şöyle göstereyim. Burası da 3 santim oldu. Şimdi keseceğiz arkadaşlar. Şöyle kesme işlemini göstereceğim. 2 ilmeği bir örüyorum. İlmeği sol şişime takıp ikisini bir örüyorum. Sol şişime takıp ikisini bir örüyorum. Burada sıkı yapmayın arkadaşlar. Çünkü burayla aynı şekilde olsun. Çorap gibi giyeceğimiz için sıkı yaparsak bir tarafı yukarı gider, bir tarafı aşağıda kalır. Evet, böyle. Sol şişimize takıp ikisini bir örüyoruz. Böyle bu şekilde. Tamamen keselim. Ben de kesip döneceğim. Evet, gördüğünüz gibi uç kısmı kestim arkadaşlar. Şöyle sününce bu şekli alıyor. Şöyle eşit olsun diye dediğim gibi biraz geniş kestim. Şimdi ipimi hiç kesmiyorum arkadaşlar. Şöyle bu taraf düz kısmı, şöyle düz kısmı içeride olacak şekilde katladım. Böyle tığla birbirine ekliyoruz. Dilerseniz iğneyle de dikebilirsiniz. Ama ben tığlamak istiyorum. Öyle. Böyle sık iğne yapalım.
Başına dolamadan batıyorum. İki tarafa birden başına dolamadan batıyorum. Evet, şöyle iki zincir çekeceğim. Burada ipimi keseceğim. Yeşili de yeşil ipimle yapacağım. Güzel dursun diye. Evet, yeşil ipimi aldım. Devamını yeşille yapıyorum. Şöyle ikisine bir başına dolamadan batıyorum. Evet, sonuna geldiğim iki zincir çekiyorum ipimi. Kesiyorum. Tamamdır. Şöyle çeviriyorum. Düz kısmını çevirdim. Şöyle. Krem ipimi aldım. Krem ipimi aldım arkadaşlar. Şuradan. Hemen buradan başlıyorum. Buradaki düzden başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4. Eliniz sıkıysa 5 zincir çekin. Genişse 4 zincir çekin. Ben biraz sıkı çekeceğim. 5 zincir çekiyorum. Şöyle. Bir ters bir düz. Gördüğünüz gibi düzleri sayıyorum. Bir sonraki düzü sayıyorum. 1, 2, 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Düzleri sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye başına dolamadan batıyorum. Tekrar 5 zincir. 3, 4, 5. 1, 2, 3. düze başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3. düze başına dolamadan batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. düze batıyorum. Evet, bu şekilde buradaki burun kısmına buraya kadar gelelim arkadaşlar. Burada göstereceğim sonrasını. Evet, ben burun kısmına geldim arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle daha iyi anlarsınız. Burada birbirine eklemiştik. Hani oraya kadar geldim. Burada biraz sık iğne yapacağım. Gördüğünüz gibi son düzdeyim. Ondan sonraki de zaten dikilmiş, birbirine eklenmiş. Burada biraz sık iğne yapacağım. Karşı tarafa geçesiye kadar her birine bir tane batıyorum. Evet, bu taraftaki ilk düze kadar geldim. Şöyle. Kaç tane sık iğnem var? 3, 6, 7 tane sık iğne yapmışım gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. Tekrar 5 zincir. 3'üncüye başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde ta ki buraya kadar gelelim. Evet, sonuna kadar geldim. Şöyle şuraya batıyorum. Burası üst kısmı arkadaşlar. Oraya sık iğne yapıyorum. Başına dolamadan batıyorum. Böyle sık iğne yaparak arkadaşlar sonuna kadar, yani buraya kadar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi bitirdim. Sık iğne yaparken de çok sıkı yapmadım arkadaşlar. Çünkü bilek kısmımızın yukarısına gelecek. Çünkü ayağımızı saracak. Sıkı olursa şöyle çektirir. Güzel olmaz. Evet. Şöyle ipimizi de alta doğru saklayalım. Bitti arkadaşlar. Sadece bağcığı kaldı. Bağcık içinde şöyle yeşil ipimle
1 metre kadar. 1 metre olasıya kadar zincir çekelim arkadaşlar. Böyle zincir çekip döneceğim. Evet, 1 metre olasıya kadar zincir çektim. Şöyle iki ucuna da çengelliğine geçirdim. Ayakkabı bağcığını nasıl takıyorsak artık arkadaşlar o şekilde şöyle ortaya sık iğne yapmıştık. Bir sağdan bir soldan geçiyorum. Soldakini geri sağdan çıkartıyorum. Diğerini de soldan. Ay. Şöyle karşılıklı. Sonra bunu sağa geçiriyorum. Şu alttan geçirmedim. Bunu da buradan. Şöyle çektirirsek daha belirgin olur yolumuz. Evet, şunu şuradan alacağım. Buradan bunu yukarıdan bu şekilde. Eminim çoğunuz biliyorsunuz, bir buradan, pardon, alttan girecektim. Alttan çıktığı için alttan giriyorum yukarıya doğru. Yukarıdaysa bakın, bu da alttan çıktığı için alttan giriyorum. Sonra karşı tarafa yukarıdan, dıştan çıktığı için. Eminim dediğim gibi çoğunuz biliyorsunuzdur, kusuruma bakmayın. Böyle çapraz şekilde böyle şöyle çektireyim. Böyle bu şekilde arkadaşlar ben tamamlayıp döneceğim. Evet, tamamladım arkadaşlar, şöyle göstereyim şu şekilde. Şöyle elimi geçireyim. Böyle. Böyle ayakta da çok şık duruyor demiştim zaten. Böyle inşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız da mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.